Da Ramazan ayı olması ne rağmen gerçekten gayretli çalışmalar yapmıştır. Öncelikle tüm teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, milletvekili adaylarımıza ve partimize gönül vermiş Düzceli hemşehrilerimize öncelikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ve bu sonuçların akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biliyorsunuz Türkiye genelinde 52.9'luk gibi gerçekten büyük bir oy oranıyla yeni sistemde Cumhurbaşkanı olmuş ve başkan olmuştur. Partimiz de çok büyük bir gayret göstererek Cumhur İttifakı ile birlikte Sayın Devlet Bahçeli'nin büyük gayretleriyle ve bu anlamda Sayın Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emeği, çocuğu, Büyük Birlik Partisi ile birlikte gerçekten ülkesi, milleti, bayrağı ve vatanının bölünmez bütünlüğünü ifade eden bir yapıyla Cumhur İttifakı da Türkiye'de gerçekten büyük bir iş başarmıştır. Bundan dolayı tüm seçimimizin hayırlı olmasını tekrardan ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, Düzce'mizde de biliyorsunuz %73.3'lük bir oranla Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımız yeni sistemde yine Cumhurbaşkanı olarak Düzce'mizden büyük bir oy almıştır. Ayrıyeten yine Cumhur İttifakı olarak biz Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz, Büyük Birlik Partisi kardeşlerimizle birlikte gerçekten büyük bir oy oranıyla yine Türkiye'de en başarılı illerden bir tanesi olduk. Bu anlamda tüm Düzce'li hemşehrilerimize sizlerin vasıtasıyla şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinin sonucunda milletimiz artık ülkemize sağlayacağını biz en baştan itibaren biliyorsunuz ifade etmiştik ve bu sistemin sonucunda da ülkemizin dünyada büyük devletler arasında olacağını ve büyük işlere daha iyi imza atabileceğini, daha güçlü bir sistem olacağını ve bürokratik oligarşiden kurtulacağını defaatle Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizden, geçen dönemden de bu yana özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda Düzce'mizde inşallah bundan sonra bakanımız, milletvekillerimizle birlikte inşallah yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. 24 Haziran günü biliyorsunuz seçimlerden sonra küçük bir rahatsızlık geçirdim. Bu çeşitli şekillerde kamuoyuna yansıdı ama elhamdülillah bir problemimiz yok. Bu açıklamayı aslında bizim pazartesi günü yapmamız gerekiyordu. Fakat ben tüm Düzceli hemşehrilerimizin ve sizlerin affına sığınıyorum. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı, yani bizim rahatsızlanmamızdan dolayı bugüne kadar sarktı. Onun için de tüm hemşehrilerimizin ve sizlerin affına sığınıyorum. Değerli arkadaşlar, biz her zaman ifade ettiğimiz gibi millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Milletimizin verdiği karar bizim başımızın üzerinedir. Onun için de birkaç günden bu yana biliyorsunuz seçim sonuçlarıyla alakalı Düzce'de bir itiraz süreci başladı. Biz 24 Haziran gecesi genel merkezimizle yaptığımız görüşmelerimiz sonucunda, genel merkezimizin tavsiyesi sonucunda biliyorsunuz seçim kurulu, ilçe seçim kurulu'na partimiz ve diğer partiler adına, yani bu sadece bizim partimiz adına yapılmış bir itiraz değildir. Buradan özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Genel merkezimizin 4744 civarındaki çok ciddi bir oranda geçersiz olması ve bu 4744 civarındaki oyun millet iradesini ifade ettiğini düşünecek olursak, biz çünkü bir bir tek tek oy topluyoruz ve milletin iradesinin sandığa yansımasını özellikle ifade ediyoruz ve bunun da her zaman hukuk devletini yaşıyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde herkesin olduğu gibi biz bütün vatandaşlarımızın, bütün hemşehrilerimizin iradesinin sandığa yansımasını arzu ettiğimiz için genel merkezimizin de tavsiyeleri noktasında, genel merkezimizin bilgisi noktasında seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna AK Parti başkanlığı olarak
itiraz dilekçemizi verdik. Ancak biz bu itirazı verdikten sonra kamuoyunda, özellikle sosyal medyada ve benzeri yerlerde AK Parti'nin seçimi kaybettiği için veya böyle bir algıyla itiraz ettiği konusunda maalesef bazı spekülasyonlar yapılmaya çalışıyor. Biz şunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Biz yola çıktığımız Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile birlikte gerçekten çok güzel bir birliktelik yaptık. Bu birlikteliğimiz biliyorsunuz 15 Temmuz'da başlamıştır ve 15 Temmuz'da bu ittifakla birlikte biz milli bir duruş gösterdik. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle, Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle ve bu ittifaka zarar verebilecek, bu ittifaka helal getirebilecek hiçbir oluşum, hiçbir yapım içerisinde asla AK Parti Hürriyet Teşkilatı olamaz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle bu memleketin bölünmez bütünlüğü ve gerçekten de önümüzdeki süreçte beraber Türkiye'yi daha ileriye taşıma anlayışıyla bu sistem daha önceden başlamıştır. Biz bu anlamda bu konuda belki seçimin ilk anlarında, sonuçların ilk açıklanmaya başladığı dönemde belki bunlar iyi niyetli olarak tabii ki heyecanlanabilirler, heyecanlar olabilir. Herkese belki müdahale edilemeyebilir ama biz il başkanları olarak, hem AK Parti il başkanı olarak hem Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz il başkanları ve yöneticileri olarak sükunetle ve suhuletle bu süreci geçirmek durumundayız. Çünkü bizim siyasi menfaatlerimizin üzerinde devletin ve milletin âli menfaatleri vardır. Bu menfaatleri hepimiz birlikte korumak, kollamak ve önümüzdeki süreci ülkenin faydasına, ülkenin bekasına helal getirmeden sonuçlandırmak durumundayız. Biz ve bizler, partiler, siyasi partiler bunun için vardır. Ve önemli olan milletin iradesine saygı duymaktır. Bizler de her ne şekilde olursa olsun bu sonuçlar çıktıktan sonra da biz burada hepimiz yüz yüze bakacağız. Birbirimizle işlerimiz devam edecek. Biz seçim yapıyoruz. Savaş yapmıyoruz. Onun için seçimin sonucunda çıkacak karara herkes saygı duymak zorundadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bazı konularda da belki farklı düşüncede olan değerli hemşerilerimiz veya kamuoyundaki arkadaşlarımız da olabilir. Ama biz kesinlikle bu olaya bir savaş zihniyetiyle bakmıyoruz. Seçim olur. Biz 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Düzceyi de yönetiyoruz. Onun için sorumluluk makamında olan bizler bu anlamda hemşerilerimizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek zorundayız. Bizim yaptığımız itirazın gerekçesi sadece AK Parti'nin faydasına olacak bir şey değil. Sandığa yansımamış 4700 küsür tane oyun gerçekten sandığa yansımasının bir kişi dahi olsa onların da hakkının, hukukunun korunması adınadır. Ve sonuçta ilçe seçim kurulunda bu konuyu takip eden arkadaşlar seçim hakimleridir. Ve bunların yanında bütün partilerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin avukatları ve yetkilileri, AK Parti'nin avukatları ve yetkilileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları ve yetkilileri ve diğer partilerinde avukatları ve yetkilileri vardır. Bunlar gayet açık, net, sarih bir şekilde ortadayken dışarıda bazen yani kulağımıza gelenler var, kötü şeyler geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Demokrasiyle yönetilen bir ülkedir ve dünyanın en demokratik seçimleri yapılmaktadır. Bu anlamda şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece Düzce'de bahse konu olan itiraz konusu kesinlikle sadece Düzce'de olmamıştır. Ülkemizin çeşitli illerinde de özellikle bu itirazlar yapılmıştır. Örnek veriyorum, Hatay'da Milliyetçi Hareket Partisi, evet, 6 ilimizde şu anda itirazlar vardır. Bunların bir kısmı da Milliyetçi Hareket Partisi yapmıştır. Hatta bu illerde AK Parti'nin aldığı milletvekillerine itirazlar vardır. Bu gayet demokratik bir şekilde. Biz bunu nasıl hazmediyorsak, siyasi bir ortamda, hukuki bir ortamda bunu bütün partilerimizin, AK Parti'miz, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi veya başka partilerde bunu hazmetmek zorunda. Onun için
seçimlerin bu kadar açık, net ve demokratik bir ortamda yapılmasına rağmen çeşitli şekillerde Milliyetçi Hareket Partisi ile bizim aramızdaki yapılmış seçim ittifakı ile alakalı bu tip art niyetli açıklamalar hem Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizi üzer hem de bizi üzer. Çünkü bizim yol arkadaşlığımız bir seçim itirazıyla bozulacak durumda değildir. Sonuçta bir karar verilecek. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden de milletvekilimiz çıksa, AK Partilerden çıksa, memleket için sevdalı olan, memlekete hizmet etmek için yola çıkmış insanlarız bu sebebimiz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olan Ümit Bey benim 25 yıllık dostumdur. Çok ciddi de iyi ilişkilerimiz vardır. Ancak demokratik hakkını partilerin kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetimlerindeydim ben o zaman. AK Parti'nin seçimlerine itiraz ettiğini biliyoruz ve bununla alakalı da gayet olgunluk içerisinde bu sonucun bitmesini ve hukuki sürecin bitip sonlandırılmasını beklediğimizi ben çok net bir şekilde biliyorum. Onun için de ben yine tekrar bütün hemşerilerimizden hukuki sürecin bitmesini ve bu sürecin sonunda da her ne olursa olsun, her ne sonuç çıkarsa çıksın, hukukun üstünde, hukukun daha üzerinde bir kurum tanımadığımızı özellikle ifade ediyorum. Bu sonuç AK Parti'nin lehine de olsa, aleyhine de olsa biz bu süreci olgunlukla karşılayabilecek siyasi bir yapıya erdeme sahibiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. YSK'nın seçim takvimi ve itiraz süreçleri inşallah bitecek birkaç güne kadar. Bu süreçten sonra biz yine Sayın Bakanımızla, Sayın Milletvekillerimizle, sonuç her ne olursa olsun milletvekillerimizle bu süreci inşallah hiç kimseye, hiçbir şüpheye mal vermeden inşallah sonuçlandırmanın arzusundayız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tekrardan ben kamuoyundan ve Düzce'li hemşehrilerimizden geçiken bu açıklamamızla alakalı özür diliyorum. Rahatsızlığımdan dolayı bugün bu açıklamayı yapabildik. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu süreçte de tekrar sizlerle birlikte, kamuoyumuzla birlikte, basın mensuplarımızla birlikte açık bir şekilde sizlere de ifade etmeyi sürdüreceğiz. Efendim, yani bu MHP'nin de lehine işleyebilir bu itiraz sonuçta. Tabii ki. Bununla da alakalı birkaç bilgi vereyim. Teşekkür ediyorum. Şu anda bu sürecin özellikle AK Parti'nin itirazı sonucunda yaklaşık 2000'e yakın oy, geçersiz oy tekrar gündeme alınıp sayıldığını düşünecek olursak şu anda AK Parti'nin il genelinde, özür dilerim, il genelinde seçmenlerin kullandığı oyda, oradan başlayalım, 4744 tane geçersiz sayılmış oyumuz var. Bu oyların içerisinden yaklaşık 2000'e yakınının tekrar sayılmasıyla 11 tane AK Parti oy elde etmiştir. 5 tane CHP elde etmiştir. 2 tane, özür dilerim, 5 tane MHP elde etmiştir. 2 tane de CHP elde etmiştir. Yani bu şunu gösteriyor. Toplamda 14 oy il genelinde, bu merkezden bahsediyorum. 14 oy AK Parti elde etmiştir. 11 oy da MHP elde etmiştir. Yani bu gösteriyor ki açık bir şekilde her türlü haksızlık veya böyle bir yanlışlık varsa 24-25 tane seçmenimizin iradesi sandığa yansımıştır. Bunda garipsenecek, bunda eleştirilecek bir yan olmadığını düşünüyorum. Bunun akabinde bazı haberlerde işte AK Parti seçimde oy devşiriyor gibi şeyler de çıkmış. Onları da ifade etmek istiyorum. Örnek veriyorum. Yılcamızda AK Parti 5 tane oy kaybetmiş. MHP 6 tane oy kazanmıştır. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz illa AK Parti'nin seçimde oy kazanması değil. Seçmenin iradesinin sandığa gerçekten bir tane de olsa yansımasını istiyoruz. Şunu söyleyebilen arkadaşlar olabilir. Ya buna ne gerek var? Niye bu kadar bu işin üstüne gidiyoruz diyebilirler. Ancak şunu özellikle görülmesini isterim. Seçim kurulundaki arkadaşların işleri bu. Yani seçimdeki bütün iradenin, milletin iradesinin sandığa yansımasını gerçekleştirmek için onun iş yapıyorlar.
nasıl biz insanları ikna ederek biz daha iyi hizmet veririz diye partimize ve adayımıza oy istiyoruz. Sizler nasıl basın mensupları olarak işinizi daha iyi nasıl yaparız? Biz bu haberleri nasıl daha iyi, daha doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtırız diye uğraşıyorsunuz. Buralara kadar geliyorsunuz, koşturuyorsunuz. Seçim kurulundaki ekiplerin, seçim kurulunda çalışan insanların, çalışan hakimlerin ve bizlerin, bizleri temsil eden hukukçuların ve temsilcilerin de görevleri bu 260 binin üzerindeki seçmenimizin sandığa doğru kararların nasıl yansıyacağını ifade etmeleri ve onunla alakalı çalışma yapmalarıdır. Biz bunu işte niye öyle oluyor, niye böyle oluyor diye bakmaktansa evet sandığa milletin iradesinin en doğru şekilde yansıması için oradaki çalışan arkadaşların, görevli arkadaşların da bu hassasiyetle çalıştığına zaten inanıyoruz. Ve bu anlamda açık, sarih bir şekilde bütün partilerimizi artı memurların, oradaki hakimlerimizin, seçim hakimlerimizin sonuçları titizlikle incelediğini bizim arkadaşlardan da haberlerini alıyoruz. Diğer partili arkadaşlardan da alıyoruz. Bu gayet doğaldır. Ama sizin sorduğunuz soruda eğer sonuç bizim lehimize veya aleyhimize gelişmesi çok önemli değil. Niye değil? Önemli olan millet iradesinin sandığa yansımasıdır. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz, Büyük Birlik Partili kardeşlerimiz ve AK Partili kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımızla birlikte bu süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Biz Düzce'de siyaset yapıyoruz. Düzce'yi birlikte, hep birlikte kucaklamamız gerekiyor. Eğer biz birbirimizle didişirsek, birbirimizle farklı noktalara gelmeye çalışırsak bu sonuç Düzce'mizin bu güzel ortamı, yapılan bütün bu yatırımlara zarar verir. Düzce'mizin dışarıya açılan yüzü her zaman iyiler, güzeller ve gerçekten de Düzce'mizin yatırımlarıyla, Düzce'mizin turizmiyle, Düzce'mizin doğa güzellikleriyle, Düzce'mizdeki birlik beraberlikle anılmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de iki elin birbirini sımsıkı sarması gibi Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, Büyük Birlik Partili bütün kardeşlerimize sımsıkı sarılarak hukukun verdiği karara da uyarak hem kendi adımıza söylüyorum, hem hemşehrilerimiz adına söylüyorum, hem bütün partiler adına söylüyorum. Bu kardeşlik ortamını bundan sonra da devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz iktidar partisi olarak her zaman bunu sağlamak için Düzce'de büyük bir güç sarf ettik. Başta Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz olmak üzere 3,5 yıldan bu yana gerçekten bütün partilerle iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştık ve bunu başardık. Bu anlamda ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ümit abiye, gerçekten Ümit Bey'e çok teşekkür ediyorum. İl başkanlığı olduğu dönemde, il başkanı olduğu dönemde beraber çalışma imkanımız oldu ve hala beraber çalışıyoruz. Büyük Birlik Partisi İl Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı Zekeriya Bey'e ve diğer partilerimizin de il başkanlarıyla, Saadet Partisi, Vatan Partisi, bütün partilerle gerçekten sizler de biliyorsunuz ki biz çok ciddi iyi ilişkiler geçirdik. Onun için siyaset zaman zaman ilişkileri bozduğu bölgeler ve iller olmuştur. Ama Düzce'de hiçbir zaman biz bunu yaşamadık. Yaşamamaya da gayret gösterdik. Onun için bu süreçten sonra da Düzce'nin birliği, Düzce'nin âli menfaatleri için biz birbirimize sımsıkı sarılarak Düzce hizmet kervanı yolunda birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu süreci tamamlayıp ama aramıza hiçbir zaman başka fitneleri, fesatları sokmadan önemli olan Düzce'nin âli menfaatleri, önemli olan Düzce'lilik ruhu, önemli olan siyaset üstü bir yapı kurduk ve bunu devam ettirmek arzusundayız. Bunu da şöyle ifade edebilirim. Sayın Bakanımız biliyorsunuz, Sayın Bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte biliyorsunuz biz gittik bütün partileri ziyaret ettik. Düzce'nin konularıyla, Düzce'nin problemleriyle alakalı zaman zaman onların da fikirlerini alarak, onların da bu işin içine dahil edilmesini sağlayarak çok ciddi aslında kazanımlar elde ettik. Bu elde ettiğimiz kazanımları bir daha geri kaybetmemek adına sımsıkı birlikte kucaklaşıp inşallah Düzce'nin daha iyi, daha güzel, daha gelişmiş bir Düzce için hep birlikte sımsıkı birbirimize sarılıp
hareket etmemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Efendim bir oy kaybı, yani Cumhurbaşkanı'na verilen destekle AK Parti'ye verilen destek arasında bir %15'lik fark olduğu söyleniyor. Doğru mu? Evet, oy kaybı da. %10 civarında bir fark var. Evet. Oy kaybı da yaşanmış durumda. Şimdi, sebebi nedir? Şimdi şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz yine İyi Parti kuruldu. Yaklaşık %4-5 civarı o bir oy aldı. Düzce farklı bir il. Düzce muhafazakar bir il. Mutlaka Düzce'de genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayış olmaz. Biliyorsunuz 1 Kasım'da ve 7 Haziran'da da biz referandumla da oy geçişleri AK Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne o AK Parti'ye geçişler olmuştu. Bu seçimde de bizim Cumhur İttifakımızın birlikte olduğunu doğal olarak düşünen hemşerilerimiz AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki bu ittifaktan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bizim Cumhur İttifakımız içerisinde beraber hareket ettiğimiz MHP'ye oy geçişi olmuştur. Bu gayet doğaldır. Ama önemli olan burada Cumhur İttifakı'nın aldığı total oydur. Bizim için en önemli kriter budur. Çünkü bizim beraber hareket ettiğimiz insanlarla yol arkadaşlığımız gayet doğaldır. Biz buradan almamız gereken dersleri de zaten kendi adımıza, partimiz adına almış durumdayız. Bununla alakalı önümüzdeki süreçte inşallah çalışmalarımız olacak. Ama bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozabilecek bir yapıya sahip değildir. Buna ne biz müsaade ederiz ne de Milliyetçi Hareket Partimizin yöneticileri ve arkadaşlarımız da buna müsaade etmezler diye düşünüyorum. Sayın Başkan, kamuoyundaki tabii söylentileri de burada siz açıklayarak daha sağlıklı bilgi almak istiyoruz. Açıkça ben sormak istiyorum. Şimdi rahatsızlığınız tabii yoğun bir temponun ardından rahatsızlığınızı biz biliyoruz. İşte fakat genel merkezden seçim sonuçları sonrasında büyük bir tepkiyle karşılaştınız. İkinci sıra milletvekilinize Ankara'ya bir daha gelme dendiği yönünde de söylentiler var. Evet. Var mı böyle, yani istifanız mı istendi, böyle şeyler var mı? Yok, kesinlikle böyle bir şey yok. Biz olsa bunu açık yürekliyle söyleriz zaten. Çünkü ben her zaman söylüyorum, bu makamlar hiçbir zaman kalıcı değil. Biz nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz hiçbir şeyken bu görevi vermişse bugün de hiçbir şey sormadan ve istemeden de bu görevimizi alabilir. Çünkü biz bunu 2012'de ispat etmiş birisiyim ben. 2012'de de il başkanı adayı olmuştum ama olamamıştım. Başka bir arkadaşımız il başkanı olmuştu. O dönemde de biz küsmeden, darılmadan gece gündüz gayret göstererek çalıştık. Ne milletvekilimize böyle bir tepki olmuştur ne de bizlere böyle bir konu gelmiştir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Biz kaldığımız yerden inşallah genel merkezimizin tavsiyelerini ön plana çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Ama böyle bir konu kesinlikle yoktur. Tamamen çeşitli söylentilerden ibarettir. Maalesef bu konuyu farklı şekillerde kullanan mutlaka içeride ve dışarıda mutlaka insanlar vardır. Ama bizim partimizin özellikle Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimizle 3,5 yıldan beri en hassas, en önemsediğimiz şey bizim birlik ve beraberliktir. İnsan hayatında bazen böyle sizi üzen, sevindiren vakalar mutlaka olur. Bunların da tahlillerini biz yapabilecek durumdayız. AK Parti teşkilatları iri, diri ve güçlü teşkilatlardır. Ve bunu da bu seçimde dahil olmak üzere gösterdik ve bunu da bütün kamuoyu her alanda şahit oldu. Onun için bizimle alakalı kesinlikle böyle bir istifa ve benzeri şeyler veya konular kesinlikle olmamıştır. Milletvekilimizle alakalı veya milletvekillerimizle de alakalı böyle bir konu asla geçmemiştir. Kamuoyuna da bunu özellikle il başkanı olarak duyurmak istedim. Başkanım, evet. Geri kalan 412 sandık için de bir başvuru yapıldı. Bunun geri çekileceğini söylenmişti. Evet. Bu söz konusu mu? Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuyla alakalı biz şu anda özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda yapılan bütün itirazlar ve devam eden itirazlar dahil olmak üzere bizim bütün itirazlar dahil olmak üzere konu bizimle alakalı değildir. Biz genel merkezimizin seçim işleri başkanlığı
ve SKM Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Düzce'mize genel merkezden genel merkez yetkili avukatları seçim işlerinden genel merkez yetkili avukatları gelmiştir ve onların yönlendirmeleriyle bizim il hukukçularımız bunlara itiraz etmek. Kesinlikle tekraren ifade etmek istiyorum. Bu il ilçe seçim kuruluna itirazlar il başkanlığımızın tasarrufunda değildir. Seçim işlerimizin ve SKM başkanlığımızın yani genel merkez seçim işlerimizin genel merkez SKM başkanlığımızın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri sonucunda il hukukçularımız, il seçim işleri başkanlığımız, il SKM başkanlığımız genel merkez SKM ve genel merkez seçim işleri başkanlığımız tarafından yönlendirilmektedir. Bizim il olarak bir tasarrufumuz olamaz. Biz prensipleri ve kurumsal bir kimliği olan bir partiyiz. Onun için de bazı arkadaşlarımız il başkanlığı bunlara niye itiraz ediyor? Sizin de söylediğiniz gibi veya geri çekemez mi gibi sorular yöneltebilirler. Ancak bu bizim tasarrufumuzda olan, bizim ukdemizde olan bir konu değildir. Tamamen genel merkezimizin yönlendirmeleri tarafından birkaç kere söylüyorum ki iyi anlaşılması için yapılan bir tasarruftur. Bu tasarrufların sonucunda milletin iradesinin varsa bir eksiklik, bir yanlışlık, milletin iradesinin tamamen sandığa yansımasıyla inşallah neticelenecektir. Onun için itirazı bizim geri almamız veya bizim itiraz etmemiz gibi bir şey söz konusu değildir. Genel merkezimiz bununla alakalı bizi yönlendiriyor. Biz de o yönlendirmeler sonucunda il hukukçularımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben biliyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin de genel merkezinden hukukçuları gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel merkezden hukukçuları gelmiştir. Şu anda beyefendi de söylediği gibi Türkiye'nin 6 ilinde bu çalışmalar devam etmektedir. Bunların sonucunda inşallah hukuki süreç inşallah düzgün bir şekilde tamamlandıktan sonra da inşallah bu birkaç güne netleşir diye düşünüyoruz. Evet. Başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Yani bugün itibariyle bir şey söyleyemiyoruz değil mi? Efendim şu hangisi anda... Hangisi? Bugün bir şey söyleyemiyoruz. Şu anda arkadaşlarımız seçim kurulunda bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Diğer partilerin hukukçuları da oradalar. Seçim hakimlerimiz oradalar. Şu anda birkaç güne inşallah sonuçlanır. Ve Düzce'de inşallah hak eder kazanır. Yani seçimde önemli olan milletin iradesidir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir kurum milletin iradesine ipotek koyamaz. Biz de bunu böyle düşünüyoruz. Onun için de hukuk kuralları ve kaideleri çerçevesinde inşallah sonuç birkaç gün içerisinde toparlanır diye düşünüyoruz. Evet. Değerli basın mensupları hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah ülkemize, milletimize ve bölgemize sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.